Sayın Zürich Başkonsolosumuz, Sayın Cenevre Başkonsolosumuz, Sayın İTF Genel Başkanımız, saygıdeğer protokol mensupları, İsviçre Türk Toplum Örgütlerinin değerli başkanları, basın ve yayın kuruluşlarının kıymetli temsilcileri, değerli konuklar. İsviçre Türk Toplumu İTT'nin ofis açılış programına hepiniz hoş geldiniz, saygılar sunuyorum. Açılış konuşmalarını yapmak üzere İTT Genel Başkanımız Sayın Suat Şahin Beyefendi'yi sahneye davet ediyorum. Arz ederim. İsviçre Türk Toplumu'nun kıymetli üyeleri, değerli vatandaşlarımız, burada olan veya olmayan tüm vatandaşlarımız. İsviçre'deki Türk Dernek ve Federasyonlarının çatı kuruluşu, İTT'nin yeni hizmet binasının açılış töreni vesilesiyle sizlerle burada bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyor. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Köklü ve çok boyutlu ilişkilerimizin olduğu İsviçre'de sayıları 140 bine yaklaşmış olan Türk vatandaşlarımızın siz kıymetli, Türk toplumunun siz kıymetli üyeleri, ülkemizle İsviçre arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde çok önemli rol oynuyorsunuz. Sizlerin değerli görüş ve düşünceleri, önümüzdeki dönemde atacağımız adımlar için bize önemli yönlendirmeler sağlamakta. Söylemesi çok kolay, ancak içini doldurmak zor olan bazı ifadeler vardır. Çatı kuruluşu teriminin de bunlardan biri olduğuna inanıyorum. Çok sayıda derneğimizin ve federasyonumuzun düşünce ve yaklaşımlarını tek bir sese dönüştürmesinin zor olduğunun da bilincindeyim. Bir elin beş parmağının beşi de bir değil. Zaman zaman fikir ayrılıklarının yaşanması da çok doğal. Mühim olan asgari müşterekler temelinde, yüreğinde vatan, millet ve bayrak sevgisi bulunan her Türk vatandaşına kucak açabilmek ve dertleriyle hemhal olabilmektir. Bu çerçevede İsviçre Türk Toplumu çatısı altında İsviçre'deki tüm dernek ve federasyonlarımızın, burada yaşayan vatandaşlarımızın birlik ve beraberliğini kuvvetlendirdiğini, ortak beklenti ve sorunların daha güçlü bir şekilde dile getirilebildiğini görüyoruz. İşte bu yüzden İTT İsviçre Türk Toplumu nezdinde tüm dernek ve federasyonlarımıza şükranlarımı sunmak istiyorum. Değerli yurttaşlarımız, Türkiye sizin ana vatanınız. Başkonsolosum da söyledi, her iki başkonsolosumuz da. Ancak İsviçre sizin yuvanız. Burada yaşıyorsunuz, burada öğretiyorsunuz, çocuklarınızı burada yetiştiriyorsunuz. Ana vatanınızla bağınızı koparmadan İsviçre toplumuyla her alanda başarılı bir şekilde bütünleşmenizi canı gönülden destekliyoruz. Bu vesileyle İsviçre'nin
sosyokültürel, ekonomik ve siyasi hayatında göstermekte olduğunuz başarılar ve elde ettiğiniz saygın konumla göğsümüzü kabarttığınızı ifade etmek istiyorum. Ancak her zaman daha iyisini hedeflemeliyiz. Türkiye-İsviçre ilişkilerine nasıl daha çok katma değer sağlayabileceğimiz, Türk toplumunun birlik içinde İsviçre'deki statüsünü nasıl daha ileriye bir noktaya taşıyabileceğimiz üzerinde durmamız ve bu düşüncelerle el birliğiyle birlikte hareket etmeye hareketimizi eyleme geçmemiz gerekiyor. Bugün burada açılışını gerçekleştirdiğimiz İTT'nin yeni hizmet binasına baktığımızda daha iyisini görüyoruz. Bu çerçevede özellikle ben bu açılışı mümkün kılan ve İTT'nin yeni bir binasını vatandaşlarımızın hizmetine sunan İTT Başkanı Sayın Suat Şahin ve ekibine teşekkür ediyorum. İTT'nin takdire çalışmalarının artarak süreceğine inancım da tamdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliklerinde, Sayın Dışişleri Bakanımızın talimatları ışığında Büyükelçiliğimiz, Zürih Başkonsolosluğumuz, Cenevre Başkonsolosluğumuz olarak siz değerli vatandaşlarımızın her konuda yanınızda olmaya devam edeceğimizi bilmenizi istiyorum. Sözlerime burada son verirken hepinize gönülden başarılar ve mutluluklar diliyorum. En içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Başkanım ve başkonsolosluğum, sizi buraya bir alabilirsek izninizle bir. Yani bence ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Yeni ofiste daha birçok farklı ve güzel etkinliklerde de bir araya gelmeyi ümit ediyorum. Bundan yaklaşık bir ay önce ve gelme fırsatım olmuştu. İncelemelerde bulunma fırsatım olmuştu Suat Başkanımızla birlikte. Bugün gururla açılışını yaptığımız bu ofis aradan geçen kısa süre zarfına rağmen azim, istek ve emekle neler yapabileceğimizin, neleri başarabileceğimizin de güzel bir göstergesini teşkil ediyor. Bu vesileyle yeni ofisin kurulmasında emeği geçen başta İTT Başkanı Suat Şahin olmak üzere yönetim kurulu ve üyelerine içten teşekkürlerini sunuyorum. Türk toplumunun kıymetli üyeleri, sadece Başkonsolosluğumuzun görev bölgesindeki 14 kantonda değil tüm İsveç'te yaşayan vatandaşlarımızın siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik alanları da kapsayan geniş yelpazede çok sayıda başarı hikayesi mevcut. Her birinin, her birimizin, özellikle İsviçre'de yaşayan toplumumuzun, bunun ötesinde güzel Türkiye'mizin gönül görünürlüğüne ve olumlu imajına sağladığı katkılar muazzam ve bu katkılarda hiçbir şekilde yatsınamaz. Sizler ülkemiz ve İsviçre arasında güçlü bir bağ ve köprü kurdunuz. Bundan da büyük memnuniyet duyuyor ve İsviçre toplumu içerisindeki saygın konumuzla övünüyoruz. Münferit başarı ve çabaların yanında malumunuz bilinen bir atasözü var. Birlikten güç doğar, kuvvet doğar. Bu tecrübelerle sabit olan bir gerçek yani bunu hiç kimse sorgulayamaz. O nedenle ki hali hazırda bünyesinde barındırdığı üye sivil toplum kuruluşu sayısı itibariyle İsviçre'deki en büyük Türk çatı kuruluşunu teşkil eden İTT'nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapacağı çalışmaları, birlik ve beraberliğimize sağladığı katkıları ayrı bir önem arz ediyor. Bu gayretlerin İsviçre'deki Türk toplumunun statüsünü daha üst seviyeye taşıyacağından ve iki ülke arasındaki ilişkileri geliştireceğinden de hiç şüphem yok. Burada altını çizmek istediğim önemli bir husus var. Yani sizler uzun yıllardır İsviçre'de yaşıyorsunuz, çalışıyorsunuz, çocuklarınızı ve torunlarınızı burada büyütüyorsunuz, burada yetiştiriyorsunuz. Ekonomisi başta olmak üzere ülkeye, yani İsviçre'ye büyük katkılar sağlıyorsunuz. Türkiye ana vatanınız ama burası da hayatınızı idame ettirdiğiniz, yaşamınızı sürdürdüğünüz eviniz. Dolayısıyla vatandaşlarımızın bu ülkedeki farklı alanlardaki ihtiyaçlarının giderilmesi, gerekli yerlerde, belirli konularda değişimlerin gerçekleştirilmesi, sizler ve ülkemiz için önem arz eden alanlarda katma değerin sağlanması için buradaki yerel makamlarla, basınla, karar vericilerle, kısacası tüm İsviçre'li muhatap ve paydaşlarla kurduğumuz, sürdürdüğümüz ilişkileriniz son derece büyük önem taşıyor. Bunu neden söylüyorum? Çünkü yani hepiniz bildiği gibi devlette üç temel güç kuvvet vardı. Bu
yasamadır, yürütmedir, yargıdır. Genel kanaat kabul şudur, basın dördüncü güçtür. Şahsi görüşüm olarak da şunu söyleyebilirim, sivil toplum ve sivil toplum kuruluşları da beşinci güçtür. Yani bunu hiç kimse bunu yatsıyamaz, bu bir gerçek, naçizane görüşüm. Çünkü neden? STK'lar belirli başlı konuları gündeme getirme, kamuoyu yaratma gibi hususlarda çok önemli bir kuvvet ve güçler. Güçlü ve etkili sivil toplum kuruluşlarının yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın birlikteliğini sağlamak ve çıkarlarını korumak için kilit rolü üstlendiklerini çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Bu bir gerçek. Çeşitli alanlardaki hedefler ancak güçlü ve etkili sivil toplum kuruluşları hayata geçirebilir. Farklılık ve farkındalık ancak böyle ilerlenir. Tabii şu anlama gelmiyor, yani bunu da altını çizmek istiyorum. Şey gerçeğini değiştirmez. Başkonsolosluğumuzun kapılarını siz değerli vatandaşlarına her zaman açık olduğu da gerçeğini değiştirmiyor. En nihayete orası vatan toprağınız, güvenli limanınız.